seferimiz sosyete. Sizsiz kışın yola çıkmayın. Pop up the jam, pop bir up bir up. Gelin kaçırıldı. Sağ şerif basamak. Acaba gelin kurtarılabilecek mi? Kurtarma operasyonu. Az sonra. Şekerini kattın mı? Sevdiğini bırakıp da başkasına kaçtın mı? Cilveli Hatice. Evet, kiminle röportaj yapacaksın, nasıl bir espri yapacaksın, mevzu nedir? Sorularınıza karşılık verilecek cevabım şudur, canım seyircilerimiz. Mevzu yok. Mevzu 3-3,5 kilometre yukarıda. Peki. Bizim burada ne işimiz var? Yolda kaldık. Yolda kaldık. Aslında çok güzel oyunlar var mesela. Ayıptı söylemesi, eşek yarışı, deve oyunu. Çok güzel oyunlar var. Biz de istiyoruz ki gösterelim, hani siz de ekranlarınızın karşısında hoşça vakit geçirebilirsiniz. Fakat yolda kaldık. Yolda kaldık da ne oldu? Ulu sözü dinlemeyen unudu kaldı. Dedim ki aşağıdan kaptırın, ikinci vitesi atın. Birle buraya çıkamazsınız. Ne oldu? Birle çıkmaya çalıştılar. Peki akılsız başın derdini ayaklar mı çekiyor? Hayır. Geveze sunucunun derdini ve kameramanın derdini ayaklar çekiyor. O akılsız başın derdini lastikler çekiyor. Artık çağ atladık. Zinciriniz nerede? Güzel soru. Evet, hakikaten bu beklemediğimiz bir soruydu. Siz mi sordunuz? Çok teşekkür, tebrik ediyorum sizi. Zincirimiz nerede? Onu ben yetkili değilim. O soruyu Murat Bey'e yönlendiriyor. Murat Bey kim? Siz tanımıyorsunuz. Fakat bizim için zincirsiz Murat olarak nam salmış olan Murat Bey sanıyorum şu an ulaşımda, sıcak yerinde, elinde çayıyla başımıza gelenlerden habersiz çayını yudumluyordu. Efendim, kısmet olur da buradan kurtulursak köy oyunlarını size göstereceğiz inşallah. Ben bir yardım etmeye çalışayım. Gerçi beni dinlemiyorlar. Canım, ikileyeceksin orada, iki. Birle çıkmaz bu araba. Arkadaş, sakalımız yok ki anlatalım ya. Sakalımız yok ki anlatalım. Aşağı ineceksin. Kaptıracaksın ikiyle. Makam şoförü. Abi nereden bileceksin sen köy yolunu? Köy yolunda kalındığında nereden bileceksin sen? Ahmet Bey buyurun. Vın Nişantaşı. Vın Şişli. Ne oldu? Çıkamıyorsun köy yolunda. Şoförümüz sosyete. Zincir vermesi gereken arkadaş sosyete. Herkes sosyete abicim. Bir tek biz köylü kalmışız buralarda. Arabanın içinde zıplamazsanız kalın yolda, zıplayın. Zincirsiz kışın yola çıkmayın. Çıkarsanız elektro boogie, breakdance arabanın içinde yapmak zorundasınız. Böyle titrediğiniz zaman araba çeker gibi yapıyor. Çek. Herkes evet, hep beraber. Pop up the jam, pop bir up, bir up, bir up, get up. Peki böyle durumlarda ne yaparsınız? Hemen ilk köylüye yapışırsınız. Yapışırız ama kabahatsizde ilk köylüye yapışırsınız. Hayır, kabahatsizde. İlk köylüye yapışırsınız. Sonra dersiniz ki bize traktör bul. Lan, bize traktör bul. Lan kabahatsizde lan polis. Ben sizin neredesin? Lan kabahat bizde de traktör bul. Dağ başında kalmışız. Bir de diyoruz ki bizim ekip az. Olur mu be? Ekime bak. Ağam, ağam gel. Gel hele gel. Gel. Ağ aldık bize yardımcı olsun diye hani. Buralar gel. Vay efendim vay vay. Ağam nasılsın? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş gördük ya, yarım saattir yolculuk yapıyoruz. Yapıyorum sen de ha, kameraya ilk defa çıkıyorsun ya. O bakımdan. Hiçbir yolda yola çıkılmaz. Yaptık bir eşeklik be. Ağam İnşallah be. Allah kerimdir. Amin. Kalmayız amin. Buraya kalmayız. Tamam. Kalmayız. Canım arkadaşlarım benim. Sevgili arkadaşlarım. Kar topluluk zamanında inanın yani neşem yok. Neşem yok. Adamın da asabını bozmayın.
karlı yollarda bekleyişimiz devam ediyordu sevgili seyircilerimiz. İnanın her taraf karlar altında bembeyaz. Çok güzel. Bizi kurtaracak bir traktör bekliyorduk. Acaba o traktör gelecek mi? Gözü yaşlı ekibimizi buradan götürecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ve beklenen an sevgili seyircilerimiz. Neredeyse donmak üzereyken, kurt ulumaları giderek bize yaklaşmışken, tehlikenin tam orta yerindeyken kurt arıcımız geldi. Hoş geldin. Ya seni gördüğüme hiç bu kadar sevmem. Öpeceğim. Öpeceğim, öpeceğim. Adın ne? İsmail. İsmail hangi köydensin? Eğridere köyünden. Eğridere köyünden imdat çığlıklarımızı mı duydun? Evet. Bağırtılarımız geldi mi oraya kadar? Kurtarın bizi, imdat, donuyoruz. Duydun değil mi onları? Duydum ve dayanamayıp geldin değil mi? Evet. İşte benim yurdumun insanının yufka yüreği sevgili seyircilerimiz. Zinciri bağlayacağız. Arabayı kısmet olursa çekerek götüreceğiz inşallah. Haydi bakalım. Bir araç nasıl kurtarılır? Önce ağımız. Yani traktör birinci vitese alındıktan sonra böyle yavaş yavaş çıkar. Devam. Gördüğünüz gibi aracımız traktör marifetiyle kurtuldu sevgili seyircilerimiz. Neden? Zincir. Yanımıza zincir aldık. Eğer zincir almasaydık... Ula! 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 Evet, bizi bıraktılar. Gel bırak çekimi mekimi. Donarız buralarda. Varsayalım aracınız yolda kaldı. Zinciriniz yok, takozunuz yok, çekme halatınız yok. Unutmuşsunuz ya da ihmal edip almamışsınız. Sizi çekecek bir traktör de yok. O zaman ne lazım? Kuvvetli bir sunucu. Kuvvetli sunucu aracın arkasına geçer ve yavaş yavaş bir eli de cebinde iter. Zorlanmaz da. Yerler kar. Aracın lastiği gördüğünüz gibi zincirsiz. Fakat eğer sunucunuz kuvvetliyse tek eliyle, hatta serçe parmağıyla arabayı iter. Serçe parmağı biraz zorluyor. Dolayısıyla biz baş parmakla itiyoruz aracımızı. Gelin kaçırıldı. Sağ şerif basamak. Acaba gelin kurtarılabilecek mi? Kurtarma operasyonu. Az sonra. Şekerini kattın mı? Sevdiğini bırakıp da başkasına kaçtın mı? Cilveli Hatice. Bu sise bakıp aldanmayın. Himalayalarda değiliz. Balıkesir Sındırga'ya bağlı Eğridere köyündeyiz. Efendim, Kurtuluş Savaşı bu köyde başlamış. Güneşli günler bitti. Artık kar, buz, onlar başladı. Seni dile eğlendim, sevdiğim başka benim. Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. O ne be? Kapıda böyle karşılanır amcak. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ben de iyiyim. İyisiniz ama siz kışta denk geldiniz. Kışa denk. Öyle oldu be. Öyle oldu be annem be. Kolay gelsin. Merhabayım. Şenlikli yere düşmüşüz biz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O ne? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol. Nasılsınız? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Dilimizi biliyor mu bu arkadaş? Biliyordur herhalde. Efendim? Evet. Bağır biraz, duymaya kulaklarım. Gelin olduğum için biraz naz yapıyorum. Gelin. Kızım tamam, kız evi naz evi. Gelin evet. Biraz nazlı ol, acık sesin çıksın. Tamam. 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 Bu arkadaş Danimarkalı mı? Yok. Bu yok. Bu sarı olan. Yok, bizim köylümüz. Nasıl sizin köylünüz ya? Baya Alexander gibi duruyor orada ya. Bilmiyorum. Kardeş, ho! Efendim? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz İyi misin? Sağ İyiyim. Sağ ol, iyiyim. Siz sormalı. İyidir, iyi. Sen nerelisin? Ben mi? He.
Rusya'dan gelmeyi. Rusya'dan. Tutturamadık evet. Be biz Danimarka zannetmiştik ama. Adın ne senin? Sevgi. Sevgi hanımefendi. Evet. Bugün nişan gününüz mü evet, sizin efendim? Evet. Düğün ne zaman kısmet olursa? Düğünün Nisan ayında. Gel hele sen. Aleyküm selam. Derdiniz hayırlı olsun bakalım. Sağ ol. Sağ olasın. Efendim her köyde bulunur biliyorsunuz iş makineleri özellikle kışları. Bu köyde de bu abiyi iş makinesi olarak, eskavatör olarak, grinder olarak besliyorlar. Değil mi? Tabii. Sizin tabii. Göreviniz kışın bu köy yollarını açmak. Açmak. Maşallah bakıyoruz. Grinder'imizi tanıtalım. Kendisi yaklaşık 2 beygir. Sizde var ya hakikaten kadınlar hamamı 1, nişanda hanımlar 2. Bıt 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 neyi tartışıyorsunuz? Neyi çözemiyorsunuz? Arkadaşınıza bir şeyler. Ne söylüyorsunuz? Geliyorum efendim. Özür dilerim. Affedersiniz. Ne söylüyorsunuz efendim? Sevdiğim birisine varıyorum. Çok mutluyum de diyoruz. Kızım belki nefret ediyor adamdan. Sana ama ne? Seviyorum diyor. Belki zorla verdiler kızı. Hayır zorla değil. Sana ne ayol? Allah Allah. Arkadaşım olduğu için biliyorum. Suflör müsün sen? Çok sevdiğim birine gidiyorum. Mutlu olduğunu söyle. Bu da papağan gibi tekrarlıyor vallahi. Siz evli misiniz efendim? Hayır. Nişanlı mısınız? Hayır. Bekarsınız. Evet. Ha. Romanları okumuşsun şimdiye kadar aşk romanlarını. Evet. Buradan tüye veriyorsun. Evet anlatıyorum ona. Neydi o Barbara Cartçut'un şeylerini okumuşsun. Evet. Buradan tüye veriyorsunuz. Var mı konuştuğunuz biri? Evet var. Var biri? Evet. Ne zamandır konuşuyorsunuz? Bir yıldan beri. Bana böyle havalı havalı söyleme şunu. Ay ya lütfen çok utanıyorum. Utanacak bir şey. Adamla bir yıldır konuşuyor utanmıyorsun da. Ama biz, sizden utanıyorum. Benden utanıyorum. Ben senin baban sayılırım. Baban yaşındayım. Kaç yaşındasın sen? Ben mi? 22 yaşındayım. 22 babalığı tutturamayız da yine bir amcalık, abilik durumu olabilir. Evet. Nasıl oldu bu? Buralardan mı? Köyden mi? Hayır köyden değil. Biraz daha fazla açık anlatmak istemiyorum. Ailem biliyor. Ama babam görebilir. Babam bilmiyor. Bilmiyor mu? Evet. Seyredecek şimdi. Bilmiyorum ya. Bu kadarsını seyrettin mi? Dur ben yüzümü kapatayım ben seni de. Siz efendim bekar evli? Bekarım. Bekar? Evet. Var mı öyle bir... Hayır. Yok. Hayır. Zor mudur köy yerinde? Evet çok zor. Biriyle konuşmak, etmek. Ya, evet çok zor ya. Yani. Maazallah bacağını kırarlar. Evet. Kırmazlar be. Kırarlar. Nasıl bulacaksın koca sende? Yani düğünlere falan gittiğin zaman bence öyle. Öyle mi olur? Hı-hı. Düğünde sen süzüm oynarsın. Karşıdan karşıya. Öyle bakmak evet, suretiyle. Evet öyle yani. Bakarsın işte. Öyle mi koca bulunuyor? Başka türlü nasıl bulacaksın ki? Hanımefendiler koca adaylarını sadece düğünlerde mi bulurlar? Vallahi çok da düğünler böyle bazen telefonda var ya. Telefonda daha uygun geliyor bana. Ya tanışıyorlar. Tabii. Tanışıyorlar telefon ediyorlar. Cep telefonuyla mı konuşuyorlar? Cep de olur evde olur. Evden olur mu ya babası aç. Alo. Valla işin öylesini bilir. Hilesini. Tabii. Sen yapmışsın bayağı hile yengeyi alana vallahi kadar. Vallahi bizim zamanında telefon yoktu. Yoktu. Evet. Ne yaptın? Kukuma kuşu gibi evin önünde dikildin. Kukuma kuşu gibi tabii dikildik. Dikildin. Aşık abi. Olduk. Seviyorum beni seviyorum direktmen. Nerede yenge hanım? Benim yenge hanım. Gel hele bir yenge hanım. Gel hele. Sen yengem uyuyorum be adam diyor ki aşık oldum diyor. Seviyorum diyor hala seviyorum diyor. İlk günkü gibi seviyorum diyor. Seviyoruz ya birbirimizi. Vallahi çok iyi ya. Kaç yıllık evlisiniz? 27. Sen zor hatırladın. Biraz zor geçmiş galiba. Hayır, ne zor bu? Değil. Allah. Bak, aşık görüyor musun? Yalan mı? İnşallah. Sizin nasıl oldu efendim bu iş? Bizim güzel. Çok güzel. Yani mutluyuz. Yani seve seve varıyoruz birbirimize. Onun için çok mutluyuz. Annem kız emanet gidiyor. Tabii. İlk kız mı? Hayır. Aman giderse gitsin boş ver daha. Oo. Var onun istetmesi varmış be. Yedeği varmış. İlk defa mı gelin veriyorsunuz? İlk defa. Evlat ayrılmaz bir annem de. Tabii evlat ayrılmaz. Canım sen nesi oluyorsun gelinin? Ben damadın sadıcı oluyorum. Damadın sadıcı. Damat sadıçları böyle havalı mı dururlar evet, iki gözü? Evet havalı dururlar ki. Bir ayak şöyle diğer ayağın üzerinde. Havalı dururlar ki karşı tarafa gözdağı verelim. Yani şimdi damat falan kaçırma oluyor bizde. Nasıl damadı niye kaçırıyorlar ki? Ya işte adetlerde var böyle bir şey. Biz de gözdağı veriyoruz korkutuyoruz tabii böyle. Sorma bir ödüm patladı be. Yani bir gördüm. Yani harbi yani Erol Taş duruşu bir. Sen iki yani Süheyl Eğriboz gibi dur.
Ödüm patladı. Yani inan bak nasıl tırsın bak konuşamıyorum. Damat nerededir? Gel bakalım. Sırıtırsın tabii. Tabii öyle. Öyle sırıtırsın. Alırsın gül gibi kızı. Siz efendim nesi oluyorsunuz? Ben damatın babasıyım. Damadın babası. Evet. Ayıptır sorması. Niye ayıp olsun? Soralım lambadanak. Kaç para harcayacaksınız bu iş için? Belli olmaz o. Kız evine bakar. Bakalım. Kaç para harcamaları lazım gelir? 2 milyar. Vereyim hemen 2 milyar bırak kızı. Ama şimdi altın bilezik ona göre takılar takacaklar. 2 milyar. Evet. Ya siz düğün... Kızlar siz 2 milyar harcayacaksınız. Evet. Ha senden 2 milyar çıkacak olan. Evet. Erkek tarafından kaç para çıkacak? Onu bilemem. 20 milyarı geçer. Geçer, geçmesi geçer. Lazım. Var mı 20 milyar? Var. Var. Var, var ki havalı havalı duruyor mu böyle? 20 milyar var. Tabii. İyi, iyi maşallah. Tamam. İyi. Düğününüze de geliriz inşallah. Buyurun. Siz geçeriz. Efendim? Ben gelin hanımın sadıcıyım. Gelin hanımın sadıcı. Niye uzak duruyorsunuz? Kaçıracağım birazdan. Kaçıracağım. Kimi kaçıracağım? Gelini. Niye? Parayla geri vereceğim damada. Bağıracağım tabii. Öyle kızarmak kolay mı? Kaçırdığın zaman şey yaparsın. Burada nişanda kızı kaçırıyorlar. Sonra damattan para istiyorlarmış. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Amanını yalel yalel. Yandımı yalel yalel. Amanını yalel yalel. Yandımı yalel yalel. Uyu, uyu, uyu. Saati çalacaksın. Eyvah. Yazıklar olsun sana. Senin adın ne? Sana bakarken oldu ya. Bana bakarken oldu tabii. Parayı üleşiriz bizden. Dön hele bir. İsmin ne senin? Benim adım Salih. Salih. Bundan sonra hiçbir damat Salih'i kendisine sadıç olarak almasın. Bir geline sahip çıkamıyorsunuz be. Önüme geledin sen ya. Ne önüme geleceğim? Orada duruyordum ben. Anlaştın mı yoksa? Anlaşmadım. Geri saralım bandı. Kızın kaçırılma anını bir daha görelim. Saralım geri. Bir ol. Gülcan. Amanını yalel yalel. Yandımı yalel yalel. Şimdi bak orada görüyor musun? Kızın yanına böyle yavaşça yanaşıyorlar hocam. Kaptıkları gibi götürüyorlar. Anladın mı Erman evet. Hocam? Sen de buradan böyle armut gibi bakıyorsun. Gördün mü hocam? Evet. Ha, gördüm. Var mıymış benim bir kabahatim? Yokmuş hocam. Benim bir kabahatim yok. Damat, sizin. Damatla bir şey konuşuyorduk herhalde o anda. Ben, muhabbete dalmayacaksın kardeşim. Muhabbete dalmayacaksın. Gitti. Nasıl dalmasın? Gitti. Ne yapacağız? Işte, ne yap? Şimdi ne yapacağız? İşte parayla geri alacağız. İyi alırsın. Beni hiç ilgilendirmez. Zaten üzerinde para yok. Al bakalım. Aç kapıyı. Verin gelinimizi. Oldu. Emrin olur. Bak. Verin gelinimizi. Oldu. Tamam, bakkaldan sana ekmek vermezler böyle istersen ben. Bağırma kız sen de içeriden. Neyle açılıyor? 50 mi? Ne 50'si? Elle mi açılıyor? Elle açılmıyor bu. Barikat kurmuşlar sevgili seyirciler. Gelin hanım şu an kayıp. Ben derim ki hiç bu tür hadiselere gerek yok. Hazır kızı da kaçırmışlar. Dağılalım gidelim. Ne yapacaksın kızı alacaksın da geri tekrar be. Hadi be. Gidelim ya. Kız almayınca gitmiyoruz. Böyle horozlu horozlu konuşma bana. Yalvarırsın ben. Ya zaten yok ya. 10 olsun hadi. Bu sadıçla içerideki gelinin sadıçı anlaşacak da kız çıkar ölme şeyim ölme. 20 milyon. Bağırma anladık 20 milyon. 20 diyor 20. 20 50'den açtı kapıyı 20'ye ver. Ya 20 de ver kalsın canım. İyi. Herhalde canım. Gönüller olsun. Tabii, tabii ki. Al hadi aç. Al. Para göstereyim. Aha. Haklı haklı. Damadın babası. Neş bakan. Damadın babası burada geldi. Zaten. Tamam vereyim bir tane bilezik. Sen de dur be bir pazarlık et be. Gerek yok pazarlığa. Veren gitsin bileziği alsın ya. Veren gitsin bileziği de kaç para bilezik? 300 milyon ya. 300. Aman ver gitsin. Nerede bilezik? Bilezik cebimde. Bilezikler burada. Gelin alın. Annem sen bir gel hele şöyle. Sen bir gel hele şöyle. Bilezikler burada. Al. Gel al. Efendim ne oldu? Aç kapıyı ver gelinimizi.
Yapma ya. Yapma ya. Allah Allah. Neyi kırıyorsun sen be? Neyi kırıyorsun sen be? Bu kapıyı kırabilirler mi bu kapıyı? Gelin gel hele gel. Anlaşabiliriz. Ne ya, istiyorsun? Kapıyı bir açın. Çekilin kapının etrafından. Çekilin kapının etrafını boşaltın. Bak. Açın itirafı. Güvenli olduğundan emin olmalıyım. Kızın sadece yüzünü göstereceğiz. Sadece yüzünü göster. Gördünüz kızınız sapasağlam. Gelin elimizde. Gelini kaçırdık sevgili seyircilerimiz. Fakat buradakiler keçileri kaçırmak üzereler. Çünkü nişan merasimi giderek uzuyor. Gelin elimizde. Dilerseniz sesini de dinletebiliriz. Gel kızım. Baba beni kurtar diye bağır. Babacığım beni kurtar, çok zor durumdayım. Dur kız, babandan para almayacaktı. Sen yanlış. Kayınbabacığım kurtar beni, çok zor durumdayım de. Kayınbabacığım beni kurtar, çok zor durumdayım. Duydunuz değil mi? Kızın... Alçak herif, işbirliği mi yaptın? İşbirliği yaptım. Hayır, kafayı kullandım. Oradan bilezikleri hamuduyla götürüyorlar, 20'likleri. Oğlanın sadıcı gelsin. Geldik, buradayız zaten. Canım bir 20 kağıt ver de seninle işimiz erken bitsin. Nişanı da uzatmayalım fazla. Öyle beddua ile olmaz. 20 kağıt vereceksin. Artık 11 kağıdını da kabul etmiyorum seni. Öyle yok. Al kardeşim, al. Buyurun. Çabuk fazla verin, alın beni. Hani benim kayınpederim nerede? Hani bu kızın kayınpederi? Burada. Bilezik mi vermiştin sen sadece? Evet. Alalım o bilezikleri. Bir tane bilezik. Hayatta göremezsin bilezik gelini. Bilezik sevmedik ya biz ya. Bileziği bana verdin ama ben de onu şey verdim. Gelinin serdicine verdim. Kaptırmasaydın. Neye kaptırmasaydın? Sen de gelini kaptırmasaydın. Ben bileziğimi veriyorum, gelinimi istiyorum. Alalım bileziği, gerisi ben kolay. Ben gelinimi istiyorum. Gelini veririz. Hayır. Önce bilezik. Kusura bakmayın, görüşmek üzere. Hadi haftaya görüşürüz. Buyurun. İki bilezik oluyor, gelin istiyorum. Efendim? İki bilezik veriyorsunuz. Alalım lütfen. Alalım. Önce gelin. Önce gelin değil. Yemezler. Ben de seni yemem. Efendim? Yarısı peşin, yarısı gelini teslim ettikten sonra. Sen gel, gelini alırsın. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelini herkes kaçırır. Esas mesele kayınvalideyi kaçırmakta. Bırak! Bırakın beni! Bırakın! Annem gir içeri! Gir. Nare esvap yıkıyor. Nare köpük taştan akıyor. Nare, naremin kaşı gözü. Nare. Ya biz yanlış kayınvalideyi kaçırmışız ya. Bu kızın anası değil mi bu? Hay Allah ya. Takas ediyoruz. Rehine takası. Damadın annesi gelecek. Gelinin annesini salarız öyle bir durumda. İzzet. Evet. İzzet. Evet. Burada. Eşin elimizde. Evet. Para ver de şey yapalım. Salalım. Nişanınızı da bölmeyelim. Hadi benim iki gözüm. Kaç para sen? Vallahi bilmiyorum. Gelini kaçırdılar. 3 bilezik. 20 40 kağıt. Yani bir de düşün, kayınvalide kaçırılmış. Hesap sende. Yap hesabını gel. İyiyim, merak etmeyin beni. Bana çok iyi bakıyorlar. Çorba veriyorlar her gün. Bana çok iyi bakıyorlar. Etli çorba veriyorlar. Etli mi bir de veriyormuşuz? Evet. Sen de amma masraflıymışsın be. Abicim, yenge hanımı duydunuz. Her gün etli çorba veriyoruz. Bir etli çorbanın bugün maliyeti 50 milyon lira. En azından çorba parasını kurtarmamız lazım. 50 milyonu toparlayın, bu işi bağlayalım. Yoksa bir daha bu kapıya gelmeyin. Anladınız mı? Olur be. Olur be. Seni mi kıracağım be? Verme hemen. Nereye veriyorsun ya? Kapatacaksın. Abi. Kapadım gay ya. Beşi sen alırsın canım. Tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu rehine almak ne kadar zor işmiş ya. Yenge, sanki her gün kaçırıyorlar seni de. Bir çıkış var oradan. Pardon. İnsan bir kurtuldum, yaşasın, seviniyorum falan der ya.
Ya ben hep söylüyorum. Hep söylüyorum erkeklere. Oynamayı öğrenin. Öğrenin diyorum oynamayı. Yarın öbür gün nişanın olur, düğünün olur, evladının sünneti olur, yakın bir arkadaşının düğünü olur, nişanı olur. Oynamak zorunda kalırsın. Böyle kalmazsın yani. Bu nasıl bir oyun? Gel Allah aşkına ya. Gel, gel hele bir gel. Gel hele, affedersiniz. İlk... Danimarkalı, kaptırdın gidiyor sen. Alexander, kaptırdın sen ya. Canım bak, böyle bir şey yok ya. Böyle bir yani... Bu senin sünnetin değil. Sünnet bitti. Sünnet oyununu bırak artık. Bu nişan oyunu bu ya. Bu nedir? Öğreneceğim bu işleri ya. İlla göz... Işte bak. Öğrenemedin bak. Çal. Çal Alexander. Çal ikimiz oynayalım. Bize yardımcı olsun. Sen bize olalım. Yardımcı olsun. Olalım. Olalım. Evet. Tanrım arkadaş aldı. Şöyle bir kalça dışarı. Kardeşim oynayacaksın. Hafif bir dışarı. Göğüs hafif bir şöyle bir... Şöyle bir bıngıldak bir... Ha, bir göre... Gel bakayım sen bir yerine. Gel. Şöyle bir dur bakayım şöyle. Şöyle bir başla bakayım şöyle. Alttan. Bak hala böyle robotu. Kardeş breakdance yapmıyorsun ya. Oyun havası oynuyorsun burada ya. Şafak yıldızı kırmızı doldu şafak yıldızı olmadısın şafak yıldızı alamadım şu kızı sokaklarda sürünüyor annesinin bir kızı kırmızı doldu şafak yıldızı kırmızı doldu şafak yıldızı olmadısın şafak yıldızı. 4500 yıldır aynı motifle dokunan halının motiflerinde ne anlatılmak isteniyor? Az sonra. Bu sanal bir görüntü değil. Gerçek. Hem de gerçeğin ta kendisi. Aralık ayını 18'ini 19'a bağlayan gece sonucusu samurların yaşadığı yeri bulduk. Bırakıp da başkasına kaçtın mı cilveli Hatice'm? Nereden biliyorsun sen bu türküyü be? Halının başında ne yapacaksın başka? Ne demek halının başında ne yapacaksın başka? Türk söyleyecek işte vakit geçiriyoruz. Onu. Canım sıkılıyor halının başında benim. Hakikaten ya. Manzara inanılmaz sevgili seyircilerimiz. Burada 3 tane abimiz halı dokuyor. Erkek halleriyle hallerinden de memnun görünüyorlar. Sadece Hatice'nin sevmediğine kaçmasının dışında. Burada da ablalarımız bakıyorlar. Eskiden şey derdik, hamur tutan eller erkek işi mi yapar oldu derkene sizin gres yağlı traktör mazotlu eller halı mı dokuyor dayım? Evet. Ya dön yüzünü de görelim. Ne yapalım ya şimdi bizim geçim kaynağımız bu. Sen baya baya örüyorsun yani halı. Evet, evet. Yapıyorsun yani bu yapıyoruz. İşi. Yapıyoruz. Yaş kaç senin abicim? 46. Maşallah. İsim nedir? Hilmi Kaya. Hilmi Kaya abicim. Halı dokuyorsun sen. Evet. Kaç yaşından beri dokuyorsun? Vallahi ben bunu 20 yaşımdan beri dokuyorum. Aşağı yukarı 26 yıldır. Evet. Anlıyorum. Usta evet. Sayılırsın. Evet. Bir halıyı ne kadar zamanda yapabilirsin? Şimdi bu 6 metrekare oluyor. Büyük. Evet. Bunu biz taban diyoruz. Bunu 3 kişi oturduğu zaman 35-40 günde çıkıyor yani. Dünyaca ünlü, evet, meşhur, evet. Yağcı Bedir halısı değil mi bu? Evet. O değil mi bu? Evet. Bunlar motif motif işte. Sen kimden öğrendin halı dokumayı? Annemle öğrendim ben. Anneden? Evet. Baban da dokur muydu? Babam dokumazdı. Dokumazdı. Burada erkekler halı dokuyor. Dokur. Sen canım adın nedir? Adım İzzet Dağlar. Yaş kaç? Yaş 41. 41. Evet. Maşallah. Kaç yıldır dokuyorsun bu halıyı? 20 senedir dokuyorum ya. Kim öğretti? Annem. Baba bilmiyor muydu? Baba bilirdi de fazla dokumadı baba ya. Az bir dokudu. Az dokudu hemen yani. Niye? Erkekliğe mi konduramıyor? Öyle bir sorun var mı? Öyle bir sorun yok ama ona dokumamış. Biz sonra hayat şartları zor geçinecek. Baktık dokuyoruz yani. Zor mudur bunu öğrenmesi, yapması, dokuması? Öğrenmesi kolaydır, dokuması çok zordur yani.
Öğret bakalım. Bak. Baktım. Şunu alacaksın. Buna dolacaksın. Ne kadar fazla dokursan bu kadar çabuk biter bu halı. Desenleri nasıl veriyorsun? Desenleri zaten biz bunları ufaktan öğrenmişiz. Her şeyi böyle yeri yerine, yeri geldiği an koyuyoruz. Örneği yok hakikaten ya. Örnek yok, hiç örnek yok. Örnek kafada. Kafada. Evet. Kadınlar mı daha iyi dokuyor, erkekler mi? Hiç değişiklik olmaz. Aynı dokuyoruz. Standarttır diyorsun, evet. Yani. Bence kadınlar daha iyi anlar bu işten ama yine... Hani... Ya bazı işler ne çıkıyor bizden fazla yapacaklar da çok birini bizden daha kadar dokurum ben yani. Dokursun diyorsun. Evet, oğlu bir kadın kadar dokurum. Gülersiniz, gülersiniz tabii. Ben olsam ben de gülerim, ben de gülerim. Kolay gelsin ciğerim. Sağ ol, Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah eline kuvvet versin. Sağ ol, amin. Kim öğretti halı dokumayı? Annem. Annem. Niye baba öğretmiyor? Babalar demek ki çalışmıyormuş. O zaman hayat şartları iyiymiş. Senin baba dokumuyor muydu halı? Dokumuyordu. Dokumayı bilmiyor muydu? Bilmiyordu. Bilmiyordu. Evet. Sen niye öğrendin? Biz baktık iyi diye işler, dokumaya başladık yani. Keşke bütün erkekler öğrense halı dokusa. Herkes öğrense. Ağır mı, zor mu? Zor yerler de var tabii. Yani çok zor yani. Elini acıtıyor baksana mu? Baksana böyle bu ilme böyle biter. Baksana biter mi bitmez. Biter. Biter ama biter. Ellere baksana. Ne yapacak? Kadınların elleri de öyleydi senelerce. Öyleydi ama. Senelerdir öyleydi yani. Hep annelerimiz dokudu, kadınlar dokudu yani. Peki iki gözün bu halının özelliği nedir? Abi bu kullandıkça değerlenir yani. Bunun sıfırı makbul değil midir ya? Sıfırı makbul değildir. Eskicikçe daha çok para yapalım. Yapma ya. Yazcıkça. O kadar sağlam yani bu. Çok sağlam. Dünyaca ünlü yani. Kullandıkça güzelleşir. Peki turistler mi daha çok kıymetini biliyor bunun, biz mi? Turistler. Yani biz, memleketimiz bu kıymetli halının değerini bilmiyor yani. Bilmiyor. Elin ecnebisi biliyor. Evet. Öğrenin o zaman diyor sevgili seyircilerimiz. Efendim size de kolay gelsin. Sağ ol. Ya aslında kolay gelsin diyecek bir şey yok. Muhabbetiniz bol ol. Çay söyleyeyim size. Söyle de içelim. Söylediniz. Oh evet. Tabii. Nasıl bir duygu efendim? Beyler çalışıyor. Siz burada duruyorsunuz böyle. Biz durmuyoruz. Biz de çalışıyoruz. Onlar da çalışıyor. Onlar çalışırken siz duruyorsunuz. Biz dinleniyoruz ince. İnci. Evet. Dinlenici. Dinleniyoruz. Çay içici. Evet. Keyifli oluyor mu? Çok oluyor. İyi bir şey değil mi? Havadan kalktım mı çay içmek güzel oluyor. Değil mi? Değil. Efendim Eğridere köyünde kadın erkek ayrımı yok. Kadın işi erkek işi diye bir şey yok. Çünkü Sındırgı Eğridere köyünde erkekler halı dokuyor. Ben ne yapacağım oğlum, ben kafkasçılık da yapamam ki, çantalarını vermez beni hanımla. Orman ne demek? Ormanı biliyoruz da ormanı bilmiyoruz. Dünyaca ünlü, meşhur Yağcı Bedir. Nasılsınız? Yağcı Bedir halılarının önündeyiz. Biz dünyaca meşhur diyoruz ama bu memleketimizde meşhur mudur efendim bu halılar? Memleketimizde maalesef yeteri kadar tanınmadığı kanaatindeyiz. Ama yurt dışı bu halıyı biliyor. Özellikle Amerika'da şu anda çok ciddi manada özellikle bu güzel Yağcı Bedir halısı mekanlarda bulunmakta. Ama Sındırgı bu halıyı Türkiye'ye tanıtmakta zorluk çekiyor. Nedir efendim bu halıların özelliği? Efendim bunlar 5000 yıllık desek yeridir. Türk kültürünün, Yağcı Bedir yörük kültürünün bir ürünü. Sındırgı'da dokunur sadece. Tamamen %100 yün özelliğine sahip. El eğirme, el dokuma, tamamen her türlü boyasının kök boya olduğu bir halı. Özelliğini yitirmeyen ve değerini de kaybetmeyen. Ya biz bu halıyı aldık. 40 sene sonra aynı fiyata satabiliyor muyuz? Belki daha fazla satacaksınız ama iyi bir Yağcı Bedir halısı almanız lazım. İyi aldığınız Yağcı Bedir'i 30 sene, 40 sene sonra o günkü rayiş bedeliyle değerlendirme şansınız var. Bu motifler neyi anlatıyor? Her motifin bir anlamı var. Özellikle bordür dediğimiz Yağcı Bedir'in kenarında olan bütün dünya, insanlık alemini tanıtır. İçerisindeki şu mihrap dediğimiz özellik ise sadece Türk obasını tanıtır. Ve bunun içerisinde adaleti simgeleyen civaları, güneş, ay, yıldızları benimseyen ve Türk kültürü benimseyen şu yıldızı. Yine buradaki nazar boncuğu dediğimiz, bakın her halımızda burada da bulunur. Şu nazar boncuğu halıya bakıldığında ilk önce dikkati çeksin.
denilir ve nazar boncuğudur bu ve göze gelmesin. Yine bunun mihrap dediğimiz olay İslamiyet'ten sonraki bir hal almasını benimsemiştir. Bu motif İslamiyet'ten önce mi efendim? Evet. Yani içinde bunun şamanizmden de kalma, belki Türk kültüründen kalma desenler vardır. Kızlar burada hüznünü, sevincini tamamen bununla anlatırlar. Fukaram şurada ne kadar gözyaşı dökmüş bunu. Yalnız o bir yanlış... Vay Aybüke Sultan vay. Kızımız yanlış yapmış onu. Sebebi ise sevdiğine vermemişler. Vermeyince ben de ama ki, anlıyorum ben de. Babama siz işi çaktınız. Çaktım. Çaktınız. Aynı şekilde bakın burada hayat ağacı dediğimiz semboller burada kullanılmış. Burada da kızımızın evet. Bir ev hayalini görebiliyoruz. Evet. Burada da çınar yaprağı kullanılmış yine. Burada da kızımız diyor evet. Ki 4 tane çocuğumuz olsun. 2 erkek 2 kız. Mutlaka. Vay be, her halının motifinin bir hikayesi var. Bu toprak rengi, topraktan geldik toprağa döneceğiz diyor. Her türlü. Onu rahmetli dedesi söylemiş kıza. Üstadım. Kız da demiş ki geleceğimi temsilen ben buraya ak bir gelecek istiyorum. Onun için beyaz renkte dokunmuş her türlü dileğini, isteğini. Evet, evet. Burada ne anlatmışlar? Bu tabii ki 7 gök arşı temsil eden 7 tane, bakın burada su dediğimiz özellik var. Bu da biz birbirimizi bağlıyız, güçlüyüz. El sembol eden bir güç ifadesi. Bunu dünya tanıyor, biz niye tanımıyoruz? Herhalde ya biz eksik kalıyoruz ya da vatandaşımız özellikle Çin, Hindistan gibi bizim el kızları daha kıymetlidir herhalde. Uzak doğudan gelen halılar daha kıymetli geliyor insanlarımıza. Uzak doğudaki halıları daha mı ucuz? Tabii kar marjı yüksek. Oradan getirilince burada karın ne olduğu bilinmiyor. Ondan dolayı özellikle satıcı arkadaşlar onlardan daha fazla para kazanıyorlar. Bunu her yerde bulabilir miyiz biz Yağcı Bedir halısını? Yağcı Bedir'i sadece el dokuma ürünü satan ve iyi halı satan mağazada bulabilirsiniz. Başka? Ama yeri cumartesi günleri özellikle Sındırgı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda, belediyenin önünde açılan sergide bulma şansları var. 30-40 yıldan beri her cumartesi köylümüz elindeki ürünü, kadınımız dahi, kızımız dahi getirir pazarda çok rahat bir şekilde bunu pazarlama şansına. Birinci elden. İlk elden ve en uygun fiyata. Gün ne demiştiniz siz? Cumartesi günleri. Cumartesi günü Balıkesir Sındırgı'ya yolunuz düşerse direkt tezgahtan, dokuma tezgahından satış tezgahına gelmiş birinci elden halıyı almanız mümkün. Dünyanın en güzel halısı Sındırgı'da. Sındırgı Yağcı Bedir halısını dünya biliyor, siz de bilin. Bilin. Ne yapacağım oğlum, ben kafkasçılık da yapamam ki, çantalarını vermez ben hanımla. Orman ne demek? Ormanı biliyoruz da ormanı bilmiyoruz. Zeytinyağı saç dökülmelerine iyi gelir mi diye soruyor. Tabii zeytinyağı niye iyi gelmez ki? Ben ne yapacağım oğlum, ben kafkasçılık da yapamam ki, çantalarını vermez ben hanımla. Orman ne demek? Ormanı biliyoruz da ormanı bilmiyoruz. Zeytinyağı saç dökülmelerine iyi gelir mi diye soruyor. Tabii zeytinyağı niye iyi gelmez ki? Balıkesir'in en büyük pazarı Salı Pazarı'ndayız sevgili seyircilerimiz. Bu pazarın bir özelliği de direkt üreticiden tüketiciye. Yani tarladan sofralara. Nasılsınız efendim? İyiyiz. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Ne yapıyorsunuz isminizi? Öyle öğrenmiş olacağız ya. Öğrenmiş olacağız ismini. Neler satıyorsunuz efendim? Mantı satıyoruz, bakladır, bulgur, koskos. Bunların hepsini siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Bizzat kendin mi yapıyorsun? Hı, kendim yapıyorum. O zaman çok taze bunlar. Taze ya. Her hafta yapıyoruz. Haftalık mı yapıyorsunuz efendim? Haftalık. Bunu da yiyeceksin. Onu da yiyeceksin. Yiyeceksin. Siz mi yaptınız? Biz kendimiz yapıyoruz oğlum. Vallahi özellikle Balıkesirlilere sesleniyorum ya da yolu Balıkesir'den geçenlere. Salı günü ise günlerden pazara uğrayın. Teyzeler sizi İlla ki aç bırakmaz. Aç bırakmıyorlar yani. Bunları kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz oğlum. Bizzat siz yapıyorsunuz. Ha, bizzat kendimiz yapıyoruz. Pazardan bir gün önce mi yapıyorsunuz? Ha, bir gün evvelisi, bir hafta evvelisi yapıyoruz. Bir gün mantı yapıyoruz. Bir gün hamur yapıyoruz. Bir gün koskos
yapıyoruz. Bir gün de bu benzer gözlemeleri börekleri yapıyoruz. İstersen börek de verelim bir tane. Yok yok yok, aman sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Çok bonkörsüz, çok elin açık. Bu siyah manto sizin köyün özelliği midir? Köyün özelliği. Çarşı elbisesi mi bu? Gençlerimiz ince değişti de biz ihtiyar olduğumuz için böyle giyiyoruz. Estağfurullah canım. Estağfurullah. Sağ ol. Gençler böyle giyinmiyor. Gençler de köyde giyiniyor da Balıkesir'e gelince böyle değişik giyiyorlar. Misafir gel akşama kabul derim. Akşamlık gelmez. Vallahi iki tepsi, bak iki tepsi baklava serdim bir de kuzu keserim senin ayağına. Ne diyorsun sen annem? İki tepsi baklava serdim bir de kuzu keserim. İranka keserim. Gel buyurun. Memleketin görüp görebileceği en bonkör pazar. Balıkesir Salı Pazarı. Daha bonkör bir pazar biz bugüne kadar görmedik. İnkar etme dudağız. Sarılırken gören var. Sen nereden geliyorsun annem? Evden geliyorum. Balıkesirli misin? Balıkesirli. Merkezden. Burada. Her salı geliyorsun pazara. Geliyorum oğlum. Niye geliyorsun her salı? Çünkü işi biliyorsun. Rızık. Taze, taze, ucuz. Oğlum şey alıyorum ben, nor alıyorum. Ben tansiyon duyuyorum da nor alıyorum. Tutsun kendini. Sende sadece tansiyon düşük kalp değil. Kalpte mi var? He, ne duyarsan o var. Dişler en son ne zaman? Çoktan beri oldu. Avrupa Birliği'ne gireceğiz değil, oraya gidelim mi? Türkiye aç. Peki sizce Avrupa Birliği bizi alır mı? Almaz. Bu valiyetinden almaz. Ne yapmamız baştaki lazım? Baştaki ne kavga yapıyor? Baştaki ne düzgün konuşsa, kavga yapmasalar, Allah. İtişiyorlar orada. Yani haberleri izlerim. Burada itişiyorlar. İtişmiyorlar annem ya. Ben görüyorum onu. Mahalle kadını gibi itişiyorlar. Kimler mahalle? Bak, bak Allah mecliste kavga mecliste yapıyorlar kavga ya oğlum. Mecliste kavga. Evet. Oluyor evet doğru. Memleket gündemini takip etmekten uzağız. O kadar uzun yoldayız ki. Başka neler oldu annem, anlat hele bize. Hepsi oluyor. Hepsi oluyor. Ben çarşıya çıkamıyorum Kafkas'tan korkuma. Kafkas'tan mı korkuyorsun? Evet. Kafkas'tan değil. Ha, ha Kafkas'tan. Benim işte siz düzeldin yanlış yerini. Peki efendim döviz ne olacak sizce? Oralara pek aklım sarmıyor benim. Dövizden ilgilenmiyorsunuz. Dövizden evet. Anlamaz borsayı. Ben şey, benim borsa, şimdi... Borsa nedir? Borsa ne olacak? Borsa nedir? Zenginler için borsa. Bak, bak seni, vallahi doğru. Zenginler için borsa. Bu mantarları nereden topladınız anneciğim? Değmen bazından. Çamın yine... içinden. Çamurun içinden? Çamur, çam. İşte ormanda, garda. Karın içinden topladık. Tek başınıza? İşte iki kişi, üç kişi gidiyoruz, bir iki kadın. Ne kazandırıyor bu size efendim günlük? Ne kazanıyor? İşte bir bardak çayla bir dilim ekmek gidiyoruz. Ekmekte yavan, katığı yok. Yavan yiyoruz. Peki annem zor olmuyor mu 73 yaşında dağda, bayırda, karda, kışta? Ben ne yapacağım oğlum, ben kafkasçılık da yapamam ki, çantalarını vermez ben hanımla. Kime benzetiyorsun beni annem? Oğluma benzetiyorum, oğluma polis memuru. Ona ne? Benzetiyorum. Gurbette mi? Gurbette. Nerede dur, geleyim yanına. Nisan'da doğuduydık, yandı galiba Nisa'ya, Akhisar'a. Yakına gelmiş gene. Çok şükür yakına geldi de Akhisar'a senin gibi kara kaşlı kara gözlü oğlancım oğlum adına öpüverim. Oh. Öpüverim bir güzel oğlum beni. Ben de annem adına öpüverim. Öp enceğizime. Bunları Allah kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Yetiştiriyoruz. Bu buranın civar köylerinde yetişiyor bunlar. Yerli hepsi tarladan geliyor. Burada hormonsuz, satıyoruz. İlaçsız. Yok orman bilmiyoruz biz. Nasıl oluyor orman? Vallahi ne bileyim ben de. Yapıyor bazı kendini bilmezler. Biz ormanı bilmiyoruz. Orman ne demek? Ormanı biliyoruz da ormanı bilmiyoruz. Ha, ormanı biliyoruz. Çamlar, kavaklar, ağaçlar. Ama ormanı... Köylülerimiz ormanı biliyor fakat hormonu Allah'a çok şükür henüz bilmiyorlar. Evet oğlum. Peki diğer karnabaharlardan farklı mı fiyatı? Yok be, ucuz 1 milyon karnabahar. Hormonlusu da 1 milyon. Yok canım. Belki tamam. De daha pahalı. Hayır, hormonlular dana gibi oluyor, muhtar kellesi gibi oluyor. Ha, onlar 1 milyon oğlum, 2 milyon, 3 milyon. Ha, bunlar kuzu kellesi, küçücük, çocuk kellesi. Sizde de maşallah bir zenginlik bir zenginlik. Maşallah bir zenginlik bir zenginlik efendim. Çok şükür Allah'a. Allah daha çok versin efendim. Çok şükür inşallah. Pırlantaları kolye olarak kullanırsınız. Yüzükte kullanırsınız. Bilezikte kullanırsınız. Kulağa küpe olarak yapar. O kadar bol ki pırlantam dişe koymuşuz.
Aa, çok dikkatlisiniz siz de. Kaç karat efendim? Boş ver, bende kalsın. Öyle, gerçek mi o? Gerçek. Gerçek pırlanta. Evet, gerçek pırlanta. Bir gülün de bir görelim. Şöray Bey. Bir de gelsin, o da gülsün. Yaş kaç? 73. 73 yaşında. 73 yaşında. Pazarda peynir satıyorsun. Peynir satıyorum, yağ satıyorum işte, satıyorum yavrum. Kendiniz mi yapıyorsunuz anneciğim? Kendim peynirini? Yapıyorum. Zor evet. Olmuyor mu bu yaşta annem? Vallahi ben böyle dövme yapıyorum. Zor oluyor ama ekmek davası. Ne yapacağım? Çoluk çocuk yok mu? Var. 8 tane çocuk var. Çocuklar kendine bakamıyor. Ya işleri yok. Sen 73 yaşındaydın. Ha. Hala çocuklarına bakıyor musun? Çocuklarıma bakmıyorum ben. Bir dede var, bir ben varım. İkimize bakıyorum işte Allah'a şükür. İsmin ne annem senin? İsmim Gülistan Taşan. Gülistan Taşan ha. Anneciğim benim. He. Gülistan hangi köyden Taşan. Geliyorsunuz buraya? Kabakdere köyünden geliyorum buraya. İsmim Gülistan Taşan. Minibüsle mi getiriyorsun mallarını? Minibüsten geliyorum. Kaçta geldin buraya? 11'de geldim. Geç gelmişsin acaba. Arabamın tekeri patladı. Ondan geç geldik biz bugün. Yoksa kaçta geliyorsun buraya? 9'dan geliyordum. Bugün geç kaldık. Peyniri ne zaman yaptın? Akşam yaptım ben ta. Yağı kendin yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Peyniri kendin yapıyorsun. Yetiyor mu peki kazancın? Dedeyle sana. Yetmiyor mu getiriyoruz? Yetmiyor. Ama ineklere yetmiyor. İnek yem alıyoruz. Saman alıyoruz. Biz çalışamıyoruz gayrı. Bu iş ne kadar daha devam edecek? Ne kadar daha peynir yapıp pazarda satacaksın? Vallahi Allah bilir onu. Ben eve varacağımı bilemem. Allah bilir. Belki giderken yolda beni bir araba çarpacak. Allah korusun. Allah korusun. Bunu Allah bilir. Ama 3 sene 5 sene yaparım ta. Olmaz mı oğlum? Olmaz olur mu anne? 3 sene 5 sene. Peki dua et bize. Sağ ol var ol. Ellerin donmuş annem. Dondu yavrum dondu ya. Donmuş ellerim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz abi. Kaç para? Efendim pikniğe gittiniz. Kömürleri koydunuz. Etler yanda hazır. Aile, hane halkı sabırsızlanıyor. Bir türlü ateşi yakamıyorsunuz. Yelle yelle bir yere kadar ateş ısrarla yanmıyor. Ne yapacak öyle bir durumda? Bana gelip çıra alacak. Sana gelecek? Çırasını alacak. Çıra alacak. Çıra bu mudur? Evet. Bu bir köke benziyor böyle. Çamdan getiriyorlar, biz alıyoruz yani. Çam mıdır? Çam. Çıra çamdan mı olur? Evet, çıra çamdan olur. Başka bir ağaçtan çıra olmaz mı? İlla çamdan olacak. Bu çamın neresi? Kökü, biz satın alacağız bunu. Burada parçalayıp satıyorsunuz. Burada bu düzenimiz vardı, kaldırdılar. Kardeş. Efendim. Millet bu çırayı soba yakmada kullanıyor, biliyor musun sen onu? Millet bu çırayı soba yakmada kullanıyor. Sen biz hafif sosyete takıldım, evet doğru, haklısın. Değil, hak değil, jet sosyete. Jet sosyete mi? Doğada piknik ne pikniği? Genelde piknikçiler mi alır, soba yakanlar? Herkes ihtiyacı olan alır. Duydun mu? İhtiyacı olan alır. Canım, hayatım, sosyeteyi niye dışlıyorsunuz? İstemiyoruz. Niye dışlıyorsunuz? Sosyete de insan değil mi? Yani dublekslerde oturanlar, kaloriferli evlerde oturanlar, hali vakti yerinde olanlar, 2-3 tane arabası olan insanları niye dışlıyorsunuz? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Monşe'ye. Sen Manchester'da mı doğdun? Canım. Manchester'da mı doğdun? Manchester'da değil, Liverpool kökenliyim ben. O zaman oldu. Sen Manchester'lısın. Jack. Jack diyeceğiz sana bundan sonra. Peki. Bunların ebatları farklı. Mesela biri daha küçük oluyor, diğeri daha büyük oluyor. Kiloyla mı satıyorsunuz? Kilo hesabı satıyorsunuz. Kaç para efendim çıranın kilosu? 1,5 veriyoruz bayıl. Geçen sene 1 milyondu. Sen bayıl, para kazanamazsın. Ne yapmamız lazım? Ne yapacaksın? Senin ayıptır söylemesi, İstanbul'da piknikçileri bulman lazım. 4 milyon sen o zaman. Para kazanamıyoruz. Zaten kuru üzerimizi kaldırdılar. Annem yani... sen fakir fukara soba yaksın diye çıra satarsan bu çıradan para kazanamazsın ki. Ama tek çaremiz bu kaldı. Yok başka ya, ne öyle satacağız? Yumurtaları da siz. Evet. Kendiniz mi topluyorsunuz? Topluyoruz. Köylerden topluyoruz yani. Alıp satıyoruz. Bunlar çift sarı. Emin misiniz? Tabii canım. Kıralım istersen. Dur. Yok, bir tanesi kıralım. Bir reklam olsun. Dur. Kırarız. Kırar. Tahlil yapalım. Tahlil yapalım. Kıralım. Bu yumurta hakikaten çift sarılımı, tek sarılımı şimdi göreceğiz. Çift. Buyurun.
Buyurun. Sen nereye bastın bir göstersene. Ey yavrum, bana sosyete diyene kadar sen bir bastığın yere dikkat et. Çek. Çift sarılı mıymış bari bastıkları? Şimdi ekranlarda izlerken mesela bazı şeyleri kırıyorlar, gösteriyorlar ve çöpe atıyorlar. Biz program gereği bu tür şeylere karşıyız. Hiçbir şeyin telef edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. İsrafa paydos. Dolayısıyla bunu tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca yumurtanın sese iyi geldiği söylenir. Onu da deneyeceğiz. Tuz mu atalım? Tuzu nereden bulacağız, atacağız diye. Yumurta içtikten sonra ne oluyor? Onu size söyleyeyim. İki keklik bir kanada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Aman yetiyor. Aha! Vallahi yumurta hakikaten iyi geliyormuş be, yumurta seslere. Dedem kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Nasılsın? Şükür Allah'a, çok şükür. Bunları alıp mı satıyorsun? Kendim kesiyorum tabakla. Kendim alıp kendim satıyorum. Büyük parça süngeri alıp kesip satıyorsun. Bunlar nerede kullanılır süngerler? Kablarda, pençelerde. İzolasyon olarak, evet, böyle soğuk girmesin diye. Soğuk girmesin diye. Yaş kaç yaş? 76. İsmin? Hüseyin Özcan Afyonlu. Hüseyin amca 76 yaşında. Büyük süngerleri alıyor. Kendi elleriyle onları kapılara, pencerelere kullanılacak hale getiriyor. 76 yaşında bu soğukta, karda, kışta, kıyamette her Allah'ın günü çıkıyor ve ekmeğini arıyor. Kaç çocuk var? Oho, sorma. Sen de kusura bakma, fabrika gibi yapmışsın. Gelen yok, bayramda falan gelmez de elimi öpmeye. Niye gelmiyorlar? Bilmiyorum. İnsanlar git kötüye gidiyor. Kavga mı ettiniz? Ne oldu? Niye hiç görüşmüyorsunuz? Hiç kavga etmedim. Hiç. Allah çok şükür. Dargınım da yok. Gelmiyorlar, bakmıyorlar işte. Hayırsızlar mı? Hayırsızlar. Nerede oturuyorlar? Hepsi buradalar. Gidip gelmiyorlar sana. Gelmezler. Kimse geliyor. İki kızıma, iki kızdan bakalım. Diğerleri gelmiyor. Oğlanlar gelmiyor pek. Oğlanlar... Önümüz bayram. Babadır. Diğerini öpün be amcanın. Anneciğim nasılsınız? Kız televizyona çıkarsın, konu komşu görür, bakarlar. Ben sen televizyonu her zaman ben sen. O ne be? O ne be? O ne be? Hakiki? Manda kayma, Manda kayma. Ayşe Bacı'dan. Geçeyim aranıza. Kimden efendim? Ayşe Bacı köyünden. Ayşe Bacı köyü. Evet. Ayşe Bacı siz mi oluyorsunuz? Hayır. Köyümüzün adı Ayşe Bacı. Köyümüzün ha, köyün adı Ayşe Bacı. Anladım. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Bunları evvela mandayı savuyoruz, sıkıyoruz. Sütünü güzelce 100 derecede kaynatıyoruz. Pişiriyoruz, kapıyoruz bunu selelerle. Bunu ertesi akşamüstü açıyoruz. Akşamüstü soğuduktan sonra bunu buzdolabına koyuyoruz. Ertesi günü buzdolabından sabah çıkarınca kesiyoruz. Tabaklarımıza sütün üstünden aldığımız geldiğimiz kaymak budur. Balıkesir kaymağı budur, süt kaymağımız. Bir de hani biz kaymak deyince akla afyon gelir hani. Afyon diye biliyoruz biz. Bu Balıkesir'in kaymağı. Başka çeşit o. O da mandadan olan bir şey ama. Yani afyon kaymağı da, Balıkesir kaymağı da mandadan oluyor. Mandadan oluyor, evet. Hangisi daha güzel? Kimse yoğurdum ekşi diyemez ama. Balıkesir kaymağı daha üstündür. Sebep efendim? Daha güzeldir, kalını güzel, tadı güzeldir. Unlar incedir, böyle görüntüsü yoktur. Daha güzeldir, lezzetçe. Bizim kaymağımız daha yakışıklı mı diyorsunuz? Hem yakışıklı hem güzeldir. Peki diğer kaymakla manda kaymağı arasında ne fark var? Lezzet farkı var. Manda kaymağı daha mı lezzetli? Daha lezzetli. Buraya gelen şoförler, yiyenler söylüyorlar. Bunlar afyon yediğimiz kaymak Balıkesir kaymağını tutmuyor diyorlar. Biz yemedik ama onlar söylüyorlar bize, yiyenler. Şoförler diyor bunu. Şoförler diyor. Ya böyle konuşmayın. Bundan sonra Balıkesir'den gelen kamyon şoförlerini afyondan içeri sokmazlar ya.
Kaç ekmek yapıyorsunuz böyle bir günde? 500 tane. 500 tane? Evet. Sen ekmek fabrikasısın annem ya. O nasıl bir makinedir öyle? Göster bakayım şu makinaları bir. Uzat bakalım makinaları. Üç çuval yiyor ya makine. Üç çuval yiyor. Bir uzat bakalım makinaları bir görelim. Evet, kocaman makinayı. İşten hamuru çıkarıyor. Seriz. Kendimi seriz. Fırına kendim koyayım ben bunları. Köy ekmeğiyle bu bizim fırınlardan aldığımız ekmeğin farkı nedir? Oğlum bunun ev mayası bu. Şu bak şunu içeren kahve huysuzu bunu özel kendime yemeği yaptım ben. Sen de çarşıda şu yemekten. Sen kendine yemeği mi yaptın? Bunu aynı bu hamurdan bunu yemeği özel. İçine ne koydun? Karanfil bununla. Karanfil. Bunun adı yok karanfil. Bunu ben özel kendime yemeği yaptım. Ne kadar dayanır? Bir de bu çok dayanır değil mi? 15 gün garanti vereyim. 15 gün. 15 gün garanti vereyim. Attın buzdolabına? Atma. Attım dedim. Bir ay dayı. Ne bir ayı? Evet. Bir yıl dayanır bu biliyor musun? Bir yıl dayanır. Dayanır yani. Bu sanal bir görüntü değil. Gerçek. Hem de gerçeğin ta kendisi. Aralık ayını 18'ini 19'a bağlayan gece sonucusu samurların yaşadığı yeri bulduk. Önümüz kurban. Kurban bayramında ne lazım? İmkanı olanlara tabii. Kurban. Sonra bıçak. O bıçağın da ayıptır söylemesi keskin olması lazım. Hatta işte ayıp değildir söylemesi. Peki bıçağı kurban bayramında nasıl keskinleştireceğiz? Hemen gösterin. Kolay gelsin. Kolay gelsin efendim. Anne. Efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Bile iletmeye mi getirdin bıçaklarını efendim? Evet. Kurban diye mi önümüz efendim? Evet. Kaç tane bile ilettiniz efendim? 3 tane. Efendim, önümüz yarın öbür gün kurban bayramı. Kurbanda en önemli hadiselerden bir tanesi de bıçaklarımızın bileğli olması. Bu biley hadisesi nasıl oluyor? Kolay gelsin. Sağ olun. Hacı amcacığım. İsminiz efendim, hoş bulduk. Muhsin Taranlar. Muhsin amcacığım. Muhsin. Hacı Muhsin. Balıkesir'de Hacı Bıçakçı derler. Hacı Bıçakçı. Evet. Meslek kaç yıldır var? Atadan geliyor. Nedir bu bileyiciliğin püf noktası nedir? İyi bileği nasıl yapar? Taşta bilerken yakmamak lazım. Suya sokmak lazım. Demir yanmayacak. Kılasını yani almak lazım güzelce. İki aşaması mı var bunun? Bir burada bir incesi var. Taşa tutuluyor, keçeye tutuluyor, yağ bilesine tutuluyor, keskinleniyor. Şu bilenen yerine. Kalem. Kalem diyoruz. O ince mi olacak efendim kalemi? Evet, inceltilecek. Maksat zaten inceltmektir. Bıçağı bilemekte maksat. İnceltmektir. Kılığa çıkartmaktır. Bundan çıkan, bunun ağzından çıkan, bıçağın ağzından çıkan çapak gibi nesneye kıla denir. Kıla. Kıla denir. Kıla çıktıktan sonra bıçak keskinlenmiş olur. Bu ne işlem efendim? Bu da taşın izini gidermek için keçe. Bu neden oluşur? Nedir bu? Bir taş mı? Doğal Girit taşı. Girit, nereden? Girit'ten Girit, mi geliyor? Girit adasından gelen doğal bir taş. Sıvı yağ koyuyorsunuz. Sıvı yağ konuyor. Bu ne işe yarıyorduk? Kılasını alıyor. Az önce almadık mı? Hayır. Orada inceltme oldu. İncelttik, bu artık en son çapakları temizledik. O işte o çapağa kıla denir. Kılası olsa ağzında şimdi bu kağıdı tutar. Şimdi hiç tutmuyor bak. Eh. Oldu. Eh bakalım. Oldu, oldu. Bakalım. Bakalım yapabildik mi? Bu acemi işi. Ben yaptım. Bir de usta işini gösterelim size.
usta işi. Bu da olacak daha ilk gün. Bıçağın düşmanı nedir? Bıçağın düşmanı kemiğe vurmak. Bıçağı bıçak gibi kullanacağız. Baltayı balta gibi. Satırı satır gibi kullanacağız. Bu amacı dışında kullanıldığı an bozulur. Biter iş. Bıçağın efendim üç tane düşmanı vardır. Bizim bildiğimiz. Bilmem katılır mısınız? Ekmek kesmek, domates kesmek ve kötü bileyici. Eğer domatesi fazla kesmiyorsanız, ekmeği ekmek bıçağıyla kesiyorsanız ve acı bıçakçı amca gibi bir bileyiciniz varsa bıçağınız tamamdır yani. Evet. Kolay gelsin. Evet. Allah razı olsun. Dinlemize. Zeytinyağı saç dökülmelerine iyi gelir mi diye soruyor. Tabii zeytinyağı niye iyi gelmez ki? Zeytinyağı saç dökülmelerine iyi gelir mi diye soruyor. Tabii zeytinyağı niye iyi gelmez ki? Bu sanal bir görüntü değil. Gerçek. Hem de gerçeğin ta kendisi. Aralık ayını 18'ini 19'a bağlayan gece sonucu susamurların yaşadığı yeri bulduk. Ören de zeytin ağaçlıkları arasında dolaşıyor sevgili seyircilerimiz. Hatta o da ne? Zeytin toplanıyor. Peki, Aralık Ocak ayında zeytin toplanır mı? Toplayanlar bilmeyecek de ben mi bileceğim? Soralım. Efendim kolay gelsin. Kolay hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İsminizi alalım. Maide Laleli. Maide hanımefendiciğim. Evet. Zeytin toplanıyor değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet. Bu arkadaş eğer ağacı taramıyorsa saçlarını elindeki tarak benzeri şeyle. Zeytin böyle mi toplanır Maide Hanım? Zeytin bizde iki taraflı toplanıyor. İki model. Biri elle toplananlar zeytine gider. Buyur. Tırmıkla toplananlar yağa gider. Zeytin ne zaman toplanır efendim? Bizde Kasım sonunda toplanır. Ne zamana kadar devam eder? Şubat'a kadar mı devam eder? Şubat'a kadar devam ediyor. Ama ben cahil aklımla zannederdim ki zeytin yazın toplanır ve yazın işlenir. Yazın daha çiçek açıyor, daha kendi yağlanmıyor. Ama biz Kasım sonunda erken hasat yaptığımız için. Kasım erken mi oluyor zeytin için? Tabii, Kasım erken oluyor. Elde toplananlar soframıza gidiyor. Evet, tırmıkla toplananlar yağa gidiyor. Yağa gidiyor. Zeytinyağı mı yapıyorsunuz efendim evet. Siz? Nasıl oluyor? Şimdi zeytinyağında da biz meyveli olarak yapıyoruz. Bir de 12 çeşit yağ. Afbırın. Meyveli, 12 çeşit meyvelimiz var. Sarmıştan... Meyveli zeytinyağı. Evet. Evet. Ören'de. İlk defa evet. Duyuyorum. Siz mi icat ettiniz? Evet. Doktor Yahya Bey icat etti. Buranın sahibi. Öyle mi? Evet. Bir doktorumuzun icadı. Evet. Dünyada örneği var mı biliyor musunuz? Meyveli zeytinyağı başka dünyada var mı? Dünyada bilmiyorum efendim? Ama bu Avrupa'da herhalde tek bir bu yer burası yapıyor. Meyveli zeytinyağı. Evet. Meyveli zeytinyağı. Hiç... Ne çeşitleri var? 12 çeşitin 6 çeşidi narinciye, 6 çeşidi biberiye diye geçiriyoruz. Kırmızı biberli var. Acılı biberli, kırmızı biberi de kendimiz yetiştiriyoruz. Narcin dışında her şey kendi bahçemizde yetişiyor. Buranın ürünleri yani. Buranın ürünleri. Başka bahçelerimiz var. Orada da onlar yetişiyor. Şeylisi, elmalısı var mı mesela? Elmalısı yok. Hayır. Herhalde çileklisi var mı? Meyveli dediğimiz vakit o meyvelilere girmiyorum. Bakın biberiye ve narinciye dedim. Narinciye portakal, bergamot, limon geçiyor. Öteki tarafta sarımsak, kırmızı biber, defne, rozmeri. Yani zeytinyağının üzerine biberiye atmaya paydos. Artık o zeytinyağının paydos, içinde. Tabii o zaten zeytinyağın tadını da öldürüyor. Bu ikisinin vitamini de ikisini beraber vücuda alıyor. Bununla evet. Mı toplanıyor efendim? Evet, tarak. Tarak. Evet. Zeytin tarağı mı? Evet, zeytin tarağı. Zeytinyağının saçlara iyi geldiği de söyleniyor. Bu da ziyadesiyle zeytinyağlı. Canım, elimde zeytinyağı bulanmış bir tarak var. Dilersen senin saçlarını tarayayım Eyüpçüğüm. Belki yani faydası var diyorlar. Dedim ki gitti sen kendi saçlarına özen göster kardeş ya. Canım hijyen açısından şimdilik tarayamıyorum. Çekimden sonra belki bilare.
Alıyoruz bunu böyle basmaya. Evet. Böyle çektirdiğimiz zaman, aha burada var. Evet, şöyle. Şöyle. Çok basit. Böyle aşağı iniyor bu. Öyle mi? Evet. Budur yani. Bu iş kolay. Evet. Bu işin kolay kısmı. Sen canım kardeşim elle mi topluyorsun benim iki gözüm? Ben elle topluyorum. Benim elle topladıklarım sofralarımıza gidiyor. Onu aşağıda öğrendik. Bir inceliği var mı elle toplamanın? Yok, bir inceliği. Bayağı armut toplar gibi tabii, tutup topluyorsun. Daha yani. Temiz, daha hijyenik elle toplamanın. Ufak. Yoksa diğeri aşağı böyle ağa geliyor, palamut balığı yakalamış gibi tutuyorsunuz. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Canım kardeşim benim. Sanıyorum zeytinin başkentindeyiz sevgili seyircilerimiz. Biz Ören'e gelene kadar bu kadar çok zeytinyağı çeşidinin olduğunu bilmiyorduk. Sofralarımızın şifa kaynağı ki yurt dışında aklımda yanlış kalmadıysa eczanelerde küçücük şişelerde zeytinyağını satıyorlar. Onlar da kaşık kaşık hastalıklara iyi gelsin diye satılıyor. Kim bilir kaç paraya. Bizde envai cinsi var ve meyveli zeytinyağını da ilk defa öğrenmiş oluyoruz. Bunu herhalde ilk defa yaptınız değil mi efendim? Evet. Siz buldunuz. Mucidi evet. Sizsiniz. Evet, evet. Evet, ilk defa burası çıkarmış. Çeşitler nelerdir efendim? 12 çeşit meyvalımız var. Kendi özüdür, meyvanın kendi özüdür. Bir de biberiye vardır 6 çeşit. Limonlumuz, yeşil biberimiz, rozmeri, portakal, bergamut. Bayılırım bergamuta. Evet, ödülü de var kendisinin. Gümüş. Öyle mi? Evet, bronz ödül aldık. Kırmızı biberimiz. Bunlar biberiye kısmına giriyor yalnız. Renkleri fark ediyor bir de. Evet, kırmızı biberin kırmızıdır rengi. Çünkü içinde kırmızı biberin kendisi var. Acılı biber, acılı olarak var. Bu da acılı biber olarak sıkılıyor. Çekimi. Çay var. Çay. Çay. Rize'den gelir çayımız. Rize'nin çayı. Mandalina var. Bunlar Antalya'dan anlaşmalı ilaçsız olarak geliyor buraya. Hormonsuz. Evet. Oradan kendi tanıdıklarının bahçesine özel olarak geliyor. Bir de sarımsağımız var. Bunu yapan başka bir yer var mı? Meyveli zeytinyağı hiç duydunuz mu? Tabii yapan var ama esans olarak yapıyorlar. Yani bizim gibi kendi özünle beraber. Ama bunun mucidi sizsiniz değil mi? Burasıdır evet, Laleli Fabrikası. Soracağım canım, soracağım, öyle bakıp durma. Efendim portakallı zeytinyağı. Bizim memleketimizin icadı. Bolluk içerisinde yaşıyoruz. İnşallah kıymetini de biliyoruzdur. Biliyorum. Zeytinyağının tüketimi sizin arzu ettiğiniz seviyede mi efendim? Her sene müşterimizden anlıyorum ki zeytinyağıya bir dönüş var. Bu meyveli zeytinyağlarını kimler tercih ediyor? Yurt dışına satıyor musunuz? Tabii. Kimler tabii. Alıyor? Meraklısı mı alıyor? Denemek için mi alıyor? Hayır, Japonya'yı dahi şu anda paketlemek üzere Japonya'yı dahi gönderiyoruz. Yani Japonlar bizden daha mı uyanık çıkıyor? Maide Hanım. Daha iyi biliyor herhalde. Soracağım. Soracağım. Daha iyi biliyorlar. Tamam sorayım. Zeytinyağı saç dökülmelerine iyi gelir mi diye sorayım. Tabii zeytinyağı niye iyi gelmez ki? Niye iyi gelmez? Her şeye. Yaraya bile iyi gelir. Nasıl yaraya iyi gelir? Yaranıza sürün zeytinyağını. Bakın iyileştiğini göreceksiniz. Bu bizim saç yağımız. Saç yağı? Evet. Saç yağımız kepeklenmeyi önler. Saçların diplerini kuvvetlendirir. Bunu da sizde ben deneyeceğim. Buyurun. Evet deneyeceğim. Sırf senin için ha bak. Benim ihtiyacım olduğundan değil. İyi. Sırf senin için. Bir bereyi çıkar canım. Bırak şimdi lagara lugarayı. Bu arkadaşa bununla bir ton bile sürsek acaba şansı var mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Sana yazıklar. Benim var mı şansım kurtarmak için? Sizin var. Peki. Deneyelim. Ben nereye çömeyim efendim? Ben yükseleyim isterseniz. Yok ben çömeyim. Yani sırf sizin için sevgili seyirciler. Zeytinyağı acaba saça iyi... Bu sanal bir görüntü değil. Gerçek. Hem de gerçeğin ta kendisi. Aralık ayını 18'ini 19'a bağlayan gece sunucusu Samurların yaşadığı yeri bulduk.
Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Kaldım duman içi yollarda, sevgili yârim nerelerde? Zeytinli bir yer. Zaten Burhaniye'de nereye baksanız zeytinin bir izi var. Merhabalar. Soğuk da o bakımdan. Nasılsınız? Kolay gelsin. Ne güzel şeyler bunlar. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Annem. Annem. Ne hazırladın gene? Ne yaptın bana? Ne yemekler? Biber dolması yaptım. Kıyamam, ağlatma beni. Başka? Turp otu. Bizim Burhaniye'mizin özel doğal bir turp otumuzdur. Ondan yaptım. Başka neler yaptın? Başka zeytin, börek, boşnak böreğimiz. Var mı boşnaklık? Yok ama yaparım. Pekosi. Trakyalıyım. Dobralitsi. Bu ne? O pirinç, dolma için. Anlatıver bakalım. Önce pirinci sıcak suda tuzdan bekletiyorum. Bunu biliyorum bak. Tamam. Ya, yanlış anlama, saygı duyuyorum yaptığın işe. Sonra onu güzelce yıkayıp... Onu da biliyorum. İçine hazırlamış olduğumuz taze soğan, maydanoz, dereotu. Dereotu gözlere iyi geliyor derler. Var mı bunun aslı astarı? Herhalde vardır. Bakalım, hemen test edip onaylayalım. Kuru nane. Kuru nane. Ana. Bir sürü hanım varmış burada. Sizin gözleriniz de maviymiş ayol. Yeşil mi? Biraz daha dereotu yiyeyim. Şimdi... Zeytinyağı. Zeytinyağımızı. Burhaniye yağı mı? Evet, Burhaniye'mizin. Tanımam üstüne. Mani biliyor musun sen? Biliyordum ama şimdi şu anda çok heyecanlıyım, aklıma gelmiyor. Efendim? Canlar geldi, selam söyle oraya. Ben kendime yardım. Baksın başına çağır. Evet. Bu böyle tehditkar bir şekilde eller ön tarafta toplanmış. Ayıp da söylemesi. Bir de buradan böyle havalı havalı. Zeliş, ziliş. Selam söyle o yâre. Öptüm bütün kelleri gibi bir şey söyledim. Ben onu tam anlamadım. Zeliş. Penceremin telleri, öptüm bütün kelleri. Bak nasıl mani. Hatta ben uygulamalı da yapabilirim. Pencerenin telleri. Gel, mecburuz. Öptüm bütün. Az bekle. 4-5 sene sonra sen de beni öpeceksin. O kadar zeytinyağı da sürdük ama iyi gelir inşallah. Alalım az önceki maniyi alalım efendim. Götür çanta yâre, selam söyle o yâre. Ben kendime yar buldum, baksın başına çare. Şükran Hanım efendiciğim, bir kayınvalide durumu var herhalde. Var. Gelin buralarda mı? İstanbul'da. İstanbullarda kalsın. Kalsın. Gelmesin. Bence de. Bu gelin kısmısı yok mu zaten? Yok, seviyorum. Öyle denir, ne yapacaksın şimdi, kamera oradan çekiyor, seyredecek yarın öbür gün. Yani hayır, bir kaşık suda boğarım diyecek halin yok herhalde Şükran. Hayır, benden uzak olsun, Allah'a yakın olsun. Aynen öyle, İstanbul'da oturduğu sürece bütün gelinler sevilir. Siz efendim, bu arada mani aklınıza geldi mi benim? Evet. Hem maviş hem de zeliş alacım benim. Alalım bir mani. Minarenin ucunda yıldıza bak yıldıza, sen beni alamazsın ucuza bak ucuza. Koca kapı açıldı, açılmaz maydanozdan geçilmez. Bize Burhaniyeli derler, biz de dalga geçilmez. Evet, bu lafın üzerine ben burada koca oturup... Koca kapı açıldı, incilerim saçıldı, oğlan kıza bakarken keçileri kaçırdı. Kaçırır. Peki bir şey söyleyeceğim. Dolmalık biberleri, mesela hanım bana der ki git bana dolmalık biber al. Her seferinde alırım ve her seferinde beğenmez. Dolmalık biber alırken biberin ince kabuklusunu, küçüğünü tercih ederim. Annem nasıl anlayacağım? Onu koparttırıyor mu sanki bana? Hayır. Ellediğin zaman, sert olduğu zaman kabuğu kalın demektir. Onu dolduruyoruz. Evet. Dolduruyoruz.
yazması, yeşil olur yazması. Ben yarın. Bunu nasıl pişiriyoruz sonra? Sonra bu fırında da olabiliyor. Arkamda gördüğünüz tepsideki gibi. Geçelim mi tepsimize? Evet. Efendim, mahsucuktan şimdi, mahsucuktan biz bunları fırına koyduk, mahsucuktan. Evet, 2 dakika pişmesini bekliyoruz. Piştikten sonra arka masaya servisini bekliyoruz. Servis hadisemiz de gerçekleştikten sonra yutmak üzere arka tarafa doğru geçiyoruz. Lütfen buyurunuz. Biberlerin şöyle üstüne çıkmayacak suretiyle şöyle biberlere kadar su doldurup, normal suyu doldurup. Tamamen ağzına kadar su doldurmuyoruz. Ağzına kadar değil, hayır. Bunu fırının, kızgın fırına sürüp bir 15-20 dakikada pişer fırında. Piştikten sonra piştikten çıkar. Piştikten sonra çıkar. Sonra servis. Gelir ayının biri tam ortasındakini alır bak. Bak, parayla değil ya. Tabii, buyurun. Sonra bunu alır yutar. Bunu nasıl yapıyorsunuz efendim? Bu da bizim Burhaniye'mizde bahçelerde yetişen bir turp otu. Bahçelerde yetişir bu. Her yerde. Toprak olan her yerde yetişir. Ama bunun her türlüsü yenmez. Şurada çiğ var bak orada. Hı hı. Yaprakları tüylü olan bunun delisidir. O yenmez. Deli. Evet. Yaprak... Aman bırak o manyak otu. Neyini yiyeceğiz Allah aşkına? Bu ne böreği efendim? Boşnak böreği. Tebeh. İh. Bayılırım ben ona be. Hey. Sefte mi yapıyorsun sen onu? Evet. Değil, hayır. Sefte her zaman yaptım. Hayır. Kolay gelsin efendim. İsim efendim? Ben Melek Öcal. Melek Hanım efendim. Evet. Ne yapıyorsunuz efendim? Biz Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu olarak... Bir ne platform işte? Yaptınız. Evet. Üstünde oturuyor musunuz platformu? Derneklerle, Burhaniye'deki derneklerle beraber kuruldu. Başkanımız önderliğinde bize yardımcı oldu kendileri. Hepiniz ev hanımı mısınız efendim? Evet. Herkes ev evet. hanımı. Ha? Bekarları aranıza almıyorsunuz mu? Alıyoruz. Herkese açık kapımız. Buyurun, siz de alabilirsiniz. Erkekler de gelip bu işleri yapabilirler mi? Beceriyorlarsa gelsinler ya, yetenekleri varsa tabii. Biz herkesten yardım alıyoruz. Yok mudur efendim yetenekli erkek bu işleri yapabilecek kişi? Vardır, yok mudur mutlaka efendim? Vardır. Vardır olmaz. Vardır da ah nerededir? Nerededir? Sizin yaptığınız işlem efendim? Efendim ben otantik bir kolye yapıyorum. Kolye mi bu efendim? Evet. Biz kolyelerimizde genellikle iğne oyası, yöremize özgü iğne oyalarımız var. Efelerimizin başlıklarına taktıkları. Kendi yöremiz... Kolye bayan için değil mi? Bayan için ama iğne oyalarının örnekleri, efelerimizin başlıklarına taktıkları iğne oyalarını kullanarak yaptığımız kolyeler bunlar. Yöremize özgü olması amacıyla. Genellikle gümüş iğne oyası kullanıyoruz. Buraya has örnekler, buraya has ismi olan iğne oyaları... Affedersiniz. ...kullanıyoruz. Tamamıyla yöremize ait bir model çıkardık. Bir deneyelim bakalım. Buyurun. Erkekler yapamaz buyurun. Demişlerdi. Efendim elinize yine batmasın. Şöyle. Battı mı yoksa? Renkli gözlüsünüz ya. Şöyle hafif bir kem bakmışsanız. Aa lütfen diye bir şey yok. Battı. Hayır. Hars diye battı elime. Giyemem aman. Basma da pistan. Giyemem aman. Senin gibi cahile ben efendim diyemem. Siz efendim yaptığınız işlem? Ben de kolye yapıyorum. Aynı zamanda iğne oyaları ve boncuk oyaları. İğne oyası yapabiliyor musunuz? Yok ben yapamıyorum. Biz bunları özel bayanlarımız var bu işleri yapan. Onlara yaptırıyoruz. Onlar yapıyorlar. Biz deseni, modeli veriyoruz. Renkleri veriyoruz. Verdiğimiz modellere göre mesela bu bir çiçek. Hı-hı. Beş yapraklı. Hı-hı. Boncuk oyalarını da yine yaptırıyoruz. Evde oturan ev hanımlarımız, paraya ihtiyacı olan hanımlarımız. Onlara da destek veriyoruz. Aynı zamanda platformumuzu biz sıfırdan başlattık. Bazı ürünleri satarak, aynı zamanda o sattığımız ürünlerden işte hanımlara boncuk aldık, ip aldık, onları yaptırdık. Ücretlerini verdik. Siz kolye mi yapıyorsunuz? Biz kolye yapıyoruz. Biz kolye yapıyoruz ve aynı zamanda belediyemiz oluştuğundan beri, başkanımız seçildiğinden bu yana bütün belediyenin hediyelerini biz yapıyoruz gönüllü olarak. Malzemeyi belediyemiz yani alıyor. Yani Burhaniye'ye gelenler
burada Burhaniyeli hanımların yapmış olduğu ürünleri hediye olarak alıp gidiyorlar. Çok memnun olduk bunu duyduğumuzu hakikaten. Yani inanın çok sevindik. Burhaniye'ye geliyorsunuz hediyeleri beleşten alıp, evet, alıp gidiyorsunuz. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Hadi Zeliş'cim, Şükran'cım hadi. Kapıyı bir açarsanız yerel basın. Size zahmet kapıyı bir açarsanız. İyi günler, iyi günler. Paket mi? Gel, yok ben paketlerim onları. Hadi Allah'a ısmarladık. Çok çok sevindim. Kaldım duman içi dağlarda. Bu sanal bir görüntü değil. Gerçek. Hem de gerçeğin ta kendisi. Aralık ayını 18'ini 19'a bağlayan gece sonucusu samurların yaşadığı yeri bulduk. Ya şuray. Canım. Kardeş hangi canım, aydayız biliyor musun? Hangi aydayız hayatım? Aralık ayındayız. Aralığın 18'inin gecesi. Yarın bakın, Aralık 19. Bir dakika tut şunu. Tutayım canım. Tamam. Evet. Aralığın 19'u. Ne yapıyorsun sen burada kardeş? Aylanıyorum. Aylanıyorum. Aylanıyorum, aylanıyorum. Aralık ayında aylanılır. Aralık ayında aylanılır. Kış aylarında güneşli sen aman. Iyi ya, misin? İyiyim iyiyim ben çok iyiyim. Sen ya, iyi değilsin. Ya bir değilsin. Dinle bir dinle. Öyle. Yaz aylarında güneşlenilir. Kış aylarında aylanılır. Bana bir şey olmaz. Gel buzları gör gel gel. Gel. Ne bu buz? Şezlong buz tut. Ah. Vallahi doğru. Şezlong buz. Gör gel ya gel. Ya tamam gördüm. Ya gel gel. Gördüm gel. Abi. Gördün buzlar. Gör. Buz kar bunlar. Bak buz tutmuş. Vallahi bak. Şezlong ya. Buz tutmuş gördün mü? Sen de onların üzerinde oturuyorsun. Ben onların üzerinde. Oh, aylanıyorum bak. Senin ne işin var? Ben yazın güneşleniyorum da kışın aylanmaya geliyoruz buraya toplu olarak. Şuraya mı buldun sen de? Şoray Bey'le burada tanıştık. O da aylanıyormuş her sene gidip buraya. Beraber aylanacağız bu sene. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Oh nasıl? İliklerim ısındı be. Ben de şu yana yatayım da. Göster buzları. Ah, al buzları. Ah. Buz. Gördüğün buz. Aslı lan buzlara. Yaz aylarında güneşlenen, kış aylarında gece yarısı aylanan manyaklar. Az sonra. Bu sanal bir görüntü değil. Gerçek. Hem de gerçeğin ta kendisi. Aralık ayını 18'ini 19'a bağlayan gece saat 11.30 sularında sunucusu samurların yaşadığı yeri bulduk. Bunlar geceleri kışın ortasında aylanıyorlar. Sloganları ise şu. Ya aylanın ya da yaylanın. Burası bir kampüs tarlası.